Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yine sizleri ihmal ettim kusura bakmayın. işlerim vardı. Değerli arkadaşlar, tabii ki sizlere video konusunda ihmal ettiğimden bahsediyorum. Dünyada son birkaç günde ne oldu? Bu videonun konusu bu. Ana tema da Türkiye bir şeye hazırlanıyor. Neye hazırlanıyor? içeride neye, dışarıda neye? Bir şeyler oluyor. Bundan bahsedeceğim. E, vakti olan arkadaşlar izleyebilir Değerli arkadaşlar malum Dünyada 21. yüzyılda Denge kurulmadı 20. yüzyıldaki gibi e, Bu nedenle e, Ciddi bir Kontrollü kaos mu Kaos önceki panik mi diyelim Jeopolitik açısından Jeopolitik açısından Ciddi bir karmaşa durumu var Avrupa'nın durumunu biliyoruz Rusya Ukrayna nin durumunu biliyoruz. Çin'in Tayvan'a olan ilgisini biliyoruz. Myanmar'ın kendi içinde bir karmaşa var. Afrika'da önümüzdeki dönemde Somali-Etiyopya arasında bir problem çıkabilir mi? Libya'da ne oluyor? İsrail vahşeti ne boyutta? İran, Zengezur'a yine koridoru çevresine yine asker yığıyormuş. Öyle bir duyum aldım. Bu ne anlama geliyor? Azerbaycan, Ermenistan, Kolektif Güvenlik Örgütü'nü askıya aldı. Rusya'nın da içinde bulunduğu, domine ettiği. Fransızlar Ermenistan'a silah sevkiyatı yapıyor. Orada bir problem mi çıkacak yine? Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığına dair Amerika Birleşik Devletleri tarafından olsun, diğer İsrail tarafından olsun açıklamalar var. Bu ne anlama geliyor? Ve Türkiye ne yapıyor yurt dışında? İçerideki durum ne? Genel çerçeve bu. Değerli arkadaşlar malum ee, Avrupa'daki seslere baktığımızda devletlerin liderleri düzeyinde ve NATO öncülüğünde Putin birkaç yıla kadar harekete geçecek. 3-5 yıla kadar. Hadi bakalım silahlanın. Putin Rusya gayri safi milli asılasını 7.1'ini savunma sanayine ayırıyor. Yani savaş ekonomisine geçti diyorlar. E siz de hadi bakalım silahlanın. Silahlanmaya para ayırın. Avrupa'daki özel şirketlere kontrat yapın vakit kalmadı şeklinde değişik düzeyde açıklamalar var. Buradan anladığımız şey ne? Rusya hakikaten Avrupa'ya saldıracak mı? Yani böyle bir ibare şimdilik görünmüyor. Rus Ukrayna'da tıkandı kaldı hiç çözemiyor. Yani tüm Batı karşısında Ukrayna'da ama Batı da tıkandı, Rusya da tıkandı. Buradan şöyle bir okuma yapabiliriz. Avrupa'daki bu yüksek tonlu, volümlü sesleri duyduğumuzda Avrupa'yı daha da panikletmek için bir sahte bayrak operasyonu yapabilirler. Çünkü Batı'nın tarihinde kendi halklarını manipüle etmeye yönelik sahte bayrak operasyonları var. Geçmişe baktığımızda ne yapabilirler bu noktada? Rus sınırındaki herhangi bir ülkede bir saldırı olabilir. Kontrollü bir saldırı. Polonya'da mesela. Belarus'u içine alabilirler. Çünkü Belarus'ta, ee, Belarus'ta hesapları var. Batının Belarus'u entegre etmek istiyorlar. Yani Rusya'yı entegre edemedik. Şimdilik Putin'i yıkamadık ama Belarus'ta seçim sürecini manipüle edebiliriz şeklinde yaklaşımlar var. Ee, NATO tarihinin en büyük tatbikatlarından birini yapıyor. Sığınak sonrası. 32 bin askeri var şu an. Doğu'da Avrupa'nın doğusunda 60 bin içeride var. 82 bin asker. Ee, Avrupa nasıl silahlanır? O Avrupa savunma gücü nasıl birbirine entegre edilir? Ortak bir savunma aslında saldırı diyelim. Nasıl oluşturulur? Kısacası Avrupa ordusu nasıl oluşturulur? Bunun temelindeki faktör var. Birincisi Amerika Beşik bir Devletleri'nde Trump'ın seçilme ihtimalinin giderek artması ve mahkemeyle Trump'ı durduramamaları. İkincisi ise Rusya'da ve istediklerini elde edememeleri. Dolayısıyla Avrupa'da Polonya üzerinden bir sahte bayrak operasyonu bekleyebiliriz. Bunlar kontrollü kaosla gidiyorlar şimdilik planlı bir şekilde ama bir yerde ip kopar mı? Kontrol kaçırılır mı? Temel endişe de bu. Değil arkadaşlar belki bir Trump Nikki Haley diye bir kadın vardı karşısında. Onu kendi memleke valilik yaptığı yerde yendi. Şu an tartışması olarak cumhuriyetçilerin adayı diyebiliriz artık ve yapılan anketlerde de önde gidiyor Joe Biden'a e karşı. Amerika'da yapılan ankette de Amerikalıların %86'sı Joe Biden'ı yaşlı buluyor ve istemiyor. Joe Biden seçim endeksi olaraktan Putin'e o çocuğu diye bir hakaret etti. Aslında bu sadece kendi iç seçim endeksi değil. Biraz önce bahsetmiş olduğum Avrupa'daki korkuyu pompalamaya yönelik bu o çocuğu Putin başta olduğu müddetçe işte savaşırız falan gibisinden bir açıklama yapıyor. Rusya'dan iki tane PESCO, Kremlin danışmanı bir cevap verdi. Anında e, bunamış moruk şeklinde cevap verdi. Zaharov da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o çocuğu Hunter Biden'dır dedi. Yani Joe Biden'ın oğlu diyor. Şimdi Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik seviyenin indiği yere bir bakalım. Dolayısıyla bu seviyeye baktığımızda ne demiştik? Putin şeytanlaştırılıyor. Bunun üzerinden Avrupa bir araya getirilmeye çalışıyor. Ama yetmiyor bu. Avrupa halkının ekonomik e, ciddi anlamda ekonomik sıkıntı var. Geleceğe yönelik kaygıları var. Küresel projelerine yönelik sürekli çiftçi eylemleri var. Atina'da arıcılar Atina'yı basıyorlar. Çek ya da çiftçiyle harekete geçti. İspanya'da Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da her tarafta bir hareketlilik var Avrupa'da. Gelecek endişelerinden dolayı Eiffel Kulesi daha yeni açıldı. Bir haftadır kapalıydı. Çalışanlar geçinemiyoruz diye greve gitmişlerdi. Ee, bu o çocuğu veyahut da bunamış morok gibi ifa, moruk gibi ifadeler e, bir dünya savaşı öncesindeki tavırları andırıyor. Tabii ki Amerika Devletleri'ndeki seçim bununla biraz etkili. Trump'ın yine bugün bir açıklaması vardı. Amerika Beşikler eski başkanının ben olsaydım Ukrayna savaşı da çıkmazdı. E, Hamas'ın hareketi de olmazdı diyor. Ben katılıyorum. Olmazdı. Yani çünkü Trump'ın savaş istemeyen biri. Temel şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin daha güçlü e, üretim içeriye kaysın. Askerlerimizin ne işi var? Yine bugün açıklaması vardı. Orta Doğu'da milyonları öldürdük. İşte yok 9 trilyon dolar para kaybettik gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş karşıtı bir duruş sergiliyor seçimlerde. Mahkemelerle Trump durdurmak mümkün olmadığını anlıyorum şeyde. Yetişmiyor süre. Öyle görünüyor. Ama ağır 500 milyon dolar üzerinde ceza verdiler mahkemelerde. Ekonomik olarak bari diş çöktürelim diyorlar ama ekonomik olarak diş çöktüremezler. Çünkü cumhuriyetçiler Trump ayakkabı satmaya başladı, bağış toplamaya başladı. Bağışla filan o işi götürürler. Trump'ın New York eyaletinde iş yapmasını da yasakladılar. Trump'ın Trump markalı emlakların değeri düşüyor falan diye açıklamaları da var. Bunlar çok önemli değil. Yani Trump açısından önemli ama Amerika ve şirketlerinin ve dünyayı etkileme noktasında başka bir şey gerçekleşiyor. Gereğine kalıyor, suikast kalıyor. Bakalım ne yapacaklar? Çünkü büyük bir hesaplaşma. Değerli arkadaşlar, Panama'nın eski göçten göç sınır devriyesinden sorumlu bir idare amiri diyor ki yani eski yetkilisi. Amerika Birleşik Devletleri göçün arkasında Birleşmiş Milletler var diyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler küresel göç düzenleme için bir toplantı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri buna imza atmadı diyor. Dolayısıyla bu sınıra çok fazla diyor şey geldi diyor. E, sivil toplum kuruluşu geldi diyor. Bunlar diyor Ekvador Ekvador ve Ekvador gibi bir ülke daha var diyor. Bunlar diyor vize istemiyorlar. Dolayısıyla insanlar Ekvador'a geliyor. Oradan diğer ülkelere geçiyor. Sivil toplum kuruluşları geldi. Çok fazla burada diyor. Bunlar diyor sınırın bu yanında değil o ülkelerde hizmeti vermesi gerekiyor. Ne işleri var? Burada diyor. Birleşmiş Milletler stratejik olaraktan göçü yönetiyor iddiası bu. Bu tür iddia batıda sık seslendiriliyor. Bu da bir fi sınır devriyesinde görevli bir eski görevlinin böyle söylemesini manidar buldum. Çünkü sivil toplum kuruluşlarını Türkiye öğrendi ne anlama geldiğini istihbarat sivil toplum kuruluşları üzerinde Suriye'de ilk olaylar başladığında yüzlercesi gelmişti bölgeye. Bizim devletimiz olayı kavradı daha sonradan. Çoğunu geri gönderdi. Hadi bakalım memleketine şeklinde. Göç olayının 21. yüzyılda bir stratejiyle bir operasyonel, aynen askeri bir operasyonel operasyon gibi yönetildiğini düşünenlerdenim ben de. Türkiye'de dahil. Burada da insan nı da yöneten bir istihbarat ağı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, şimdi Somali, Türkiye'nin ne hazırlanıyor, dışarıda ne yapıyor ondan bahsedeceğim. Ama önce diğer gelişmelerden sizlere bahsedeyim. Gazze'de İsrail vahşeti son süre devam ediyor. Artık sayı belli değil. Ne kadar resmi rakama bakarsak 30 bin civarında şehit var. Amerika Büyükşehir Devletleri'nin bir açıklaması var. Paris'te efendim Doha'da görüşmeler oldu. İlk etapta 6 haftalık bir ateşkes düşünülüyor. Hamas 35 İsrail reyneyi bırakacak diyor. Bunun anlamı ne? Bu anlaşma Ramazan'dan önce denk getirip Ramazan ayında Joe Biden kendi seçim sürecinde orada katliam yapma diyor. Ondan sonra geri devam et. Yani bunun anlamı bu. İsrailliler de kendi içinde bu sürede refah saldırmak için biz toparlanalım yeniden diyorlar. Hem Gazze'nin güneyine hem kuzeyine bir yerine saldıralım diyorlar. refah operasyonuyla ilgili de kabineyi toplayacağım diyor. Neden Netanyahu hükümeti. Değerli arkadaşlar, neden ya hükümetinin savaş sonrası planında Gazze'de diyor e, uyumlu bizimle düşman olmayan bize yerel yöneticiler diyor. Kimse onlar öyle biri yok, öyle bir Filistin'de olacak. Biz de diyor sürekli orada operasyonel olarak hazır bulunacağız. Mısır'la Gazze arasında bir bağda keseceğiz. Şey bu. Bu noktada itirazlar yükseliyor. Brezilya, İsrail hükümetiyle diplomatik ilişkileri de kesti. Kolombiya devlet başkanı gibi ağır açıklamalar var. Özellikle Güney Afrika'da. Ve Güney Afrikalı bir bakan, kral çıplak şeklinde bir tanımlanabilecek bir açıklaması var. Büyük ülkeler diyor, soykırımda işleseler, güçlü ülkeler daha doğrusu cezasız kalıyor diyor. Bu, ne, bu değerli arkadaşlar, uluslararası kurum, kuruluş, kurallara dayalı düzenden bahseden Batı'nın tamamen bu anlamda iflas ettiğini gösteriyor. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşananlar e, insanların gözünü fal taşı gibi açtı. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayinde son sürat e, gece gündüz çalışmasının anlamı ne? Güney Afrikalı bakanın söylediği gibi güçlüler fatura ödemek istemiyor, sadece öldürmek istiyor şu an. Amerika şirketlerinde bir Epstein olayı vardı biliyorsunuz. Hapishanede öldü. Pedofili ve şeytana tapanlar ifadelerde bir tapınak var. O tapınaktan kan içtiklerini falan mahkeme şeylerinde var. Genelde büyük medyada çıkmıyor bunlar ama Putin bir açıklama yapmıştı. Şöyleydi yaklaşık olarak da. Batı pedo şeytaniler yönetiyor diyor. Batının şeyini kontrol ediyor diyor sistemini. Aslında batı ilerliyor, ilerliyor teknolojik olaraktan, ekonomik olarak ama insani olarak geldiği nokta Lut kavmi seviyesine geri geldi. Yani ekonomik ve teknolojik ilerlemenin yanında insani olaraktan bir ilerleme yok. Yönetim bazında. İşte Gazze'de bunu durdurabilecek olan şu an sadece Amerika Birleşik O dur dese durur. Ya da İngiltere'yi çok dinlemezler. Bir de, bir de halkı Müslüman olan ülkelerin 50-60 ülke bir araya gelip meydan okuması lazım. Böyle bir şey şimdilik mümkün olmuyor. Küçük küçük ülkeler var. Herkes de kendi krallığının şeyliğini, emirliğini falan düşünüyor. Buradan bana ne çıkar şeklinde. Bu nedenle gözümüzün önünde bir vahşet işleniyor. Bu da sorgulamaya neden oluyor. Tüm dünyada kim bunlar? Batı'nın arka planı ne? Nasıl? Twitter'da daha çok paylaşıyorum yani batıdaki Amerika çiftlerinde olsun İspanya'da olsun İngiltere'de olsun Fransa'da olsun yoğun gösteriler devam ediyor. İspanya'da 180 Katolik Derneği bir araya geliyor Gazze'lilerin lehine gösteri yapıyor. Yine e, 50'den fazla şehirde aynı anda gösteri yapıyorlardı. Bugün de sol bir grubun çağrısı üzerine... Gazze olayını iç siyasette polemik ve alet ederek kullanmak kadar kötü bir durum yani e, olamaz şeyde. Çünkü bu bir artık Arap meselesi değil, Filistin meselesi değil. İnsan olmakla alakalı bir mesele bu. Ya gözümüzün önünde çoluk, çocuk, kadın, bebek kim varsa öldüren kameraların önünde tüm dünyanın izlediği bir vahşet var dünyanın nasıl sistemin tıkandığını buradan anlıyoruz değil mi? Değerli arkadaşlar, Simpsons'larda bir dizi var biliyorsunuz. Bu dizide enteresan şeyler geçmişte geldi. Hep de bana gönderiyorsunuz bu nedir diye. Sipsinler'de 2026'dan itibaren Amerikan dolarının zayıflayacağını yerine bir dijital para biriminin geleceğinden bahsediyor. Nasıl okuyacağız bunu? E bunu zaten yıllardır söylüyoruz. Ama Sipsinler'in gündemine de girmiş bu. Yani sistem kilitlendi diyoruz ya. Nasıl açacaksınız bunu? Yeni bir kurallara dayalı düzen lazım. Bu da batı merkezli bir düzen değil. Dünya batı merkezli düzenin sonuna doğru gidiyor. Batı dünyası yüzde on Yani dünya nüfusunun %15'i. Ama adamlar aklı limon gibi sıkıp kullanıyor. bir Temel bir ilkesi de yok. Her türlü sömürü, istihbarat, her türlü kışkırtma, her türlü fitne, fesat hepsi var. Halkından bahsetmiyorum. Bakın Putin'in söylediği batı sistemini kontrol eden bir mekanizmadan bahsediyorum ya. Batı üzerinden şu an dünyanın tepesine tepesine finansal olaraktan, e, istihbarat olaraktan, teknolojik olaraktan, bilim olaraktan vuruluyor. Tepesine tepesine vuruyorlar. Bu gidişatın sonu da yıllar önce söylediğim bir şey vardı. Hatırlayan arkadaşlar belki olabilir. Ya çevirsen batıyı %15 zaten. izole edip Dünyanın dışına atmak lazım. Zihniyeti, halktan bahsetmiyorum. Değerli arkadaşlar, e, İsrail Endeks'te süreçte yine e, İsrail'in kendi içinde yoğun gösteriler vardı Erken seçim istiyorlar. Netanyahu'nun istifasını istiyorlar. İçeride bir karmaşa hakim İsrail ordusunda. Eski Başbakan Olmert, e, Netanyahu'nun kabinesindekiler e, kesinlikle savaşı büyütmek istiyor diyor. Yani Er, Armageddon dediğimiz Tanrı'yı kıyamete zorlama. Onlar için bunu yapmaya çalışıyorlar diyor. Artık bunu bir eski İsrail Başbakanı söylüyor. Ekranlarda söyleyen biz ve diğer arkadaşlar söylediğinde bıyık altından gülüyordu. Değerli arkadaşlar, uluslararası ilişkilerde mevcut bilgi birikimiyle yani şu anki kitaplarda yazılanlarla mevcut reel yani reel şu an dönem dünyanın ne olup bittiğini anlamamız mümkün değil. Özellikle öyle bir eğitim sistemi var ki her şeyin üstünü kapatıp gidiyor. Herkes devletler üzerinden okuyor. Mümkün değil. Ezoterik mekanizmalar anlaşılmadan Putin'in söylediği gibi yıllardır biz de söylüyoruz. Başka arkadaşlarımız da söylüyor. Anlaşılmadan batıdaki o sofistik sistem çözülmez. Gördüğünüz gibi değil. Hiçbir şey. Bu nedenle Önümüzdeki dönemde işte Polonya'daki bir sahte bayrak ya da Rusya'ya yönelik bir şeyler mümkün. Çünkü tamamen tezgah. Avrupa Parlamentosu'ndan bir açıklama vardı. İki tane üyesi milletvekilinin telefonunda bir dinleme şeyi bulmuşlar. Yazılımı bulmuşlar. Bunu kim yaptı filan diye konuşuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde değerli arkadaşlar eczane sistemine bir sibe saldırı oldu. AT&T diye bir Amerika'nın meşhur bir şeyi var. ITT telefon e, şirketi büyük. E, 12 saat telefonlar gitti. Siber saldırı yok diyorlar ama Amerika'nın belli yerlerinde elektrikler gitti. Bu siber saldırı mı yoksa test mi onu bilemiyorum şu anda. Ama sıkça çıkan haberler son dönemlerde Çinlilerin istihbarat siber, siber oper, saldırıyla birçok veriyi yine ele, ele geçirdiği ne kadarının ve nereye sızdıklarında bilinmediğine dair Batı medyasında haberler çıkıyor. Dolayısıyla önümüzde siber pandemi diye nitelendirdiğim böyle bir e, ciddi bir kapışma sahnesine dünya giderekten daha da yaklaşıyor. İsrail'deki olayda Kızıldeniz faktörü de büyüyor giderekten. Husiler Kızıldeniz'de Amerikan İngiliz gemilerini hedef almayı devam ediyor. Bugün İngiliz ve Amerikan kuvvetleri 3 e, Yemen'deki 3 şehre 22 saldırı yapmış. Yani Amerikalılar şu an Yemen'le savaşta. Irak'a saldırı yapıyorlar. Suriye'ye saldırı yapıyorlar. Ee, İsrail Amerika sayesinde saldırı yapıyor. Lübnan'a saldırı yapıyorlar. Yani bir tarafta da seçim var. Dolayısıyla seçimlerde demokratlar kazanmamak için her şeyi yapıyor. Diğer taraftan çünkü kontrolünden çıktı. Yapabilecekleri bir şey de yok bu noktada. Kızıldeniz olayından dolayı giderekten tankerler oradan geçmek istemiyor. Yani Süveyş kanalından ve Deniz'den geçmek istemiyor. Doğal olarak da Ümit burnunu dolaşacaklar. Bu da tanker fiyatlarını ciddi anlamda günlük 100 bin dolara falan fırlatmış. Bunun petrolü etkileme noktasına dayandığı artık. Çünkü tanker taşımacılığında ta zaten geçen ay %33 oranında bir azalma vardı. Şimdi giderek de daha artıyor. Petrol fiyatını nasıl etkiler önümüzdeki dönem bunu göreceğiz. Değerli arkadaşlar bir de Moldova'da Transdiniyester diye bir bölge var. Burayı da işaretleyelim. Önümüzdeki dönem burada da ciddi bir problemle karşı karşıya geleceğiz. Ne olduğunu geldiğinde anlatacağım. Avrupa Merkez Bankası 2004'ten bu yana ilk kere zarar etmiş. 1 milyar bilmem ne euro şeklinde. Avrupa'da ekonomisinden bahsediyoruz. Çünkü Rus ucuz enerjisi ve güvenlik noktasında Rusya'ya karşı silahlanma yarışı aynı zamanda Çin'le olan ucuz işçilik ve ham madde ve pazar noktasındaki e, anlaşmaları ve Covid sonrası dönemde Çin'in kapanması, tedarik problemleri, yeniden Kızıldeniz problemi en çok Avrupa'yı etkiliyor. Önümüzdeki dönem Avrupa için daha riskli, sosyal çalkantılı bir dönem e, bir dönemin başladığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar e, şimdi Türkiye'nin Somali ile yapmış olduğu bir anlaşma var. Bu dünya gündemine oldukça e, etkiledi diyebiliriz. Türkiye yurt dışı temsilcileri açısından dünyada ilk 5'te 196 ülke arasında 146 büyükelçilik, 96 konsolosluk, 13 daimi temsilcilik, toplam 257 diplomatik misyon var. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani ordumuzun yaklaşık 50 bin civarında mensubu, personeli yurt dışında görev yapıyor. Bu çok ciddi bir sayı. Gerçi ağırlık Suriye ve Irak'ta ama bir Birleşmiş Milletler misyonuyla yurt dışına askerimiz gidiyor. Sayı çok değil ama Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e, Kosova'ya, Mali'ye yani Avrupa'da birçok yere gidiyor. Bir de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler misyonu olmadan kendi kararıyla işte Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da, Katar'da, Somali'de kendi kararıyla operasyonları var. Baktığımızda Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da operasyonları var. Dışarıda. Şimdi Somali'deki anlaşma Türkiye için önemli. Çünkü Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nun kenarı. Niye böyle Somali bunu hızlı yaptı dersek, değerli arkadaşlar, Somali'nin Kızıldeniz tarafında limanı olan Somaliland diye bir federal bölgesi var. Bu bölge yetkisi olmadığı halde Etiyopya ile anlaşıyor. Erit diye Eritre Etiyopya'dan anlaşılınca ayrılınca e, limanı yok. Kara ülkesi. 100 milyon civarında nüfusu var. Somali nüfusu 17 milyon civarında. Etiyopya'da o Somali'nin Somaliland olan eyalet diyelim hadi var bir anlaşma imzalıyor. 20 kilometre denizden kullanacak, orada ticaret yapacak. Etiyop şu an ticaretini Cibuti üzerinden yapıyor çünkü limanı yok. Ve yıllardır Etiyopya'nın denize çıkma hayali var. bu Somaliland'ı Birleşmiş Milletler falan tanıyan hiç kimse yok. Ama anlaşmaya göre Etiyopya ben Somaliland'ı tanıyacağım ayrı bir ülke olarak, ayrılıkçı olaraktan diyor. Bu anlaşma ne zaman? 1 Ocak'ta. Türkiye 8 Şubat'ta bir anlaşma yapıyor süreç süreci hızlandırıyor. Somali ile 10 yıllığına Somali'nin denizlerini koruyacağız diyor. Bu Afrika'da bir olaya müdahil oluyoruz. Somali'de ve çevresinde eş şebap örgütü var. Bu örgüt Somali'yi illallah dedirmiş. E, Türk, Amerikan siyahlı, insansız hava aracılığıyla bu örgütle mücadele ederken bir şey elde edemiyor. Ama Türkiye 2017'de e, Somali askerinin eğitilmesi, yetiştirilmesi anlaşma yapıyor. Orada Somali kuvvetler diye ayrıca bir birim kuruyor. Askerini eğitiyor, bir ordu oluşturuyor. Beş büyük şehri geri aldı. Bayraktar tb 2 veriyor. istihbarat sağlıyor. Somali bir devlet haline getirmeye uğraşıyor. Ordusu olan, kendi güvenliğini sağlayabilen. Amerika Birleşik Devletleri'nin genelde bir ulus kurma iddiası Irak'ta da vardı. Afganistan'da da vardı ama hiçbirinde başarılı olamadı. Türkiye'nin şu an Somali'de yapmış olduğu çünkü Somali çok son özellikle son 4 yıldır aşırı kurak. Kırsaldaki vatandaşlardan hem eşşebap vergi alıyor hem Somali vergi alıyor. Ciddi anlamda açlık sınırına gelmiş bir durum var. Türkiye ise Somali'de insani anlamda da ciddi yardımlar yaptı. Niye yapıyor? Değerli arkadaşlar, Hint Okyanusu, Kızıldeniz önemli bir bölge. Türkiye'ye gitti. Ben burada 10 yıl boyunca zaten Mali'de Birleşmiş Milletler misyonunda korsanlara karşı mücadele eden ekibin içindeydi. Şimdi Hint Okyanusu'nda biz de varız diyor. Aynı şekilde Cibuti ile bir askeri anlaşma imzaladık. Eğitim eğitim ama Cibuti 1 milyon 100 bin civarında nüfusu olan gelir kaynağı üst. Kızıldeniz çok kilit bir nokta orası. Yani Süveyş kanalına geçtiği Oman Denizi'nin olduğu yer orası. Bir tarafı Oman Denizi, Hint Okyanusu. Kilit bir yerde Djibouti. Djibouti'nin gelir kaynağı genelde askeri üstte. Fransızlara da verilir, Çinlilere de verilir, Amerikalılara da verilir. Tahmin ediyorum bir de biz gidip orada bir üst kuracağız. Bu üstler kiralıyor. Buradan gelir elde ediyor. Aynı zamanda sahilini kiralıyor. Çin ilk kere Çin Seddini den sonra ilk kere uzak coğrafyaya askerini daha geçen yıl Cibuti'ye gönderdi. Orada bir üssü var. Yeni üssü. Tabii Çin'in Afrika'da, Latin Amerika'da belli ülkelerle üst görüşmeleri var. Amerika şirketlerini panikleten şey de zaten bu iş nereye gidecek şeklinde. Ve dünyada şu soruluyor. Türkiye ne yapmaya çalışıyor diye. Cibuti'de askeri üssü kurdun. Somali'de varsın. Mısır'la bir anlaşma yapıyorsun. Libya ile zaten her anlamda Türkiye'nin kapsamlı bir anlaşması var. Yani nasıl bir harita üstünden çiziyor? Kendine yeni bir alan çiziyor. Bu tarafta baktığımızda Türkiye'nin Azerbaycan'la bir savunma istihbarat anlaşması var. Şey, Kazakistan'la. Azerbaycan'la her anlamda anlaşma var. Daha iyi, geçenlerde yine anlaşmalar oldu. Azerbaycan'ın Kazakistan'la bir savunma istihbarat anlaşması var. Bunun anlamı ne? Turan ordusu. Yani Türk Devlet Teşkilatı kuruluyor ya. Bunun bir ordusu. Altyapı. Önce bir istihbarat anlamında, askeri eğitim anlamında bir entegrasyon süreci başlaması lazım. Ve Karabağ olayında Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycanlı kardeşlerimizin olan Karabağ'da Ermenistan'ın, Ermenilerin atılmasında Türkiye elbette ciddi bir rol oynadı. Kazakistan'da derken yavaş yavaş şekilleniyor. Ve Ermenistan, Rusya'nın kolektif güvenlik teşkilatı örgütü var bir tane. Kole, kolektif Güvenlik Örgütü. Rusya'nın öncülüğünde bizim Türk cumhuriyetlerimizin içinde yer aldığı Ermenistan onun içindeydi. Bunu askıya alıyoruz dedi. Rusya'yla güvenliğimize dair ilişkileri de hata yapmışız. Güvendik diyor. Yani Karabağ savaşında diyor biz müracaat ettik Kolektif Güvenlik Örgütüne ama Ruslar bize yardım etmedi diyor. Oysa ki Putin Karabağ Birleşmiş Milletlere göre Ermenistan'ın toprağı değil. Azerbaycan'ın toprağı. Sizin ülkenize Ermenistan'a bir saldırı olursa biz müdahale oluruz dedi. Yani Putin çok doğru bir şey söyledi. Daha sonra ikna olamadı. Normalde ilk Moskova'da Azerbaycan, Ermenistan prensipte barış anlaşmasını yapmışlardı ama imzalamadılar. Peki gelinen nokta ne? Hatırlayalım o günleri. İran gitti Azerbaycan sınırında taktikat yaptı. Tehdit eder gibi adeta. Yok Konsolosluk açıyorum dedi Zengece Koridoru'nun olduğu bölgede Ermenistan tarafında. Daha sonra Türkiye ile görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zengezöy Koridoru açılmazsa İran'dan bu koridoru geçiririz dedi. Biraz geri çekilmişti. Zengezöy Koridoru'nu Paşinyan imzalamak istiyor ama orada imzalayacak durum değil. Çünkü yıllardır Ermenistan'ı şişirdiler. Türkiye'nin güneydoğusunu vereceğiz, büyük Ermenistan'sını falan diye aç geziyor adamlar. Azerbaycan'dan ticaretleri yok, Türkiye ile yok, sınırları da kapalı. Kapalı kalmış. Rusya'yla da şimdi papaz olurlar. Dolayısıyla kim veriyor bu kazı? Ermeni diasporası iki şey dedi. Biri Los Angeles, Amerika şirketlerinde, diğeri Fransa'dadır. Şimdi haberlere bakıyoruz. Fransa, Ermenistan'a silah göndermeye başladı. Zengezi koridorunun önemi ne? Bizim için birçok açıdan önemli. Karayoluyla Türk Devletleri Teşkilatı birbirine bağlanacak. Kazakistan petrolü, Türkmenistan gazı, özel bir boru hattıyla Zengiz Ökürlüğü üzerinden geçecek. Çin'den gelen bir kuşak bir yol projesinin Orta Kore Zengiz geçecek. Şimdi biz İran üzerinden gidiyoruz karadan. Bizim için kritik anlamda önemli. Bu koridor eninde sonunda açılacak ama Amerika bir şirketlerin buna direnç koyacağından bahsediyorduk. Şu an Fransa üstünden. Peki tam bu noktada İran'ın Zengiz Koridoru'na asker gönderdiğine dair bir bilgi var. Ama bu medyada zannediyorum yok. Ne yapmaya çalışıyor? Hemen şu soru geliyor. Yani e, Zengezi Koridoru açılmasın diye Fransa, Amerika Birleşik Devletleri uğraşıyor da İran bir kere daha bunlarla arka planda bilmediğimiz bir anlaşmama yaptı? Soru işareti. Yaptı demiyorum. İhtimalden bahsediyorum. Araştıracağım. bunu da size bahsedelim. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Zengezi Koridoru'nu izlememiz lazım. Yani Türkiye'nin e, kritik önemde olan bir olay bu. İran'da kendi milli menfaatleri çerçevesinde Türk dünyası tarafından kuşatıldığını, Turan ordusu kurulduğunda bahsettiği gibi kendini de hissedebilir. İran'ın %40'ı Azerbaycan, Türk'üdür sonuçta. İsrail ile olan şeyde İsrail'in Gazze vahşetinde tamam İran vekilleri tamam bir şey yapmıyoruz. Amerikan üstlerine saldırmayacağız diye bir açıklama yapmışlardı. İran'dan beklenen Pakistan'a füze attı, Irak'a füze Şimdi bir de gündemi değiştirmek için Azerbaycan'da bir gerginlik. Bu da sahte bayrak operasyonu. Böyle bir gerginlik önümüzdeki dönem mümkün olabilir. Yani bekliyorum böyle bir şeyi İran'dan. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin yurt dışında 257 diplomatik misyonu, 50 binden fazla askeri ve savunma sanayinde K, dünyanın gündemine oturduktan motorunu biz yapmıyoruz şimdilik. Zaten bu deneme sürümü 2028'den mühendere katılacağından bahsediyor. Değerli arkadaşlar, bir şeyi istemek önemli olan, girisi gelir, çaba önemli, zahmetsiz rahmet olmaz. 3-5 yıl, 10 yıl en fazla Joe Biden, Xi Jinping, Putin'in söylediği dünyada yeni bir kargaşa bekleniyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde Türkiye hazırlanıyor bir şeye. Neye hazırlanıyor? Yani bizim şimdi dikkat edin dışarıdaki operasyonlara bakıyorum. Katar'da bizim üstümüz var. Tugay düzeyinde. Irak, Suriye zaten mecburuz buralarda olmaya. Libya'da bir noktada mecburuz. Doğu Akdeniz anlaşması önemli. Doğu Akdeniz'deki e, hidrokarbon kaynakları açısından bir de Batı, Amerika Şirketleri, Fransa, Yunanistan üzerinden Türkiye'yi malum karşı dede ağaçlı konuşlandırmalar yapıyorlar. Ve Karadeniz'e girmeye çalışıyorlar. Sıkça Türkiye'ye zarf atıyorlar. F-35'e geri alalım, S-400'ü verin. Karadeniz'i bize açın şeklinde Ruslar bugün bir açıklaması vardı. Karadeniz'de istihbarat için uçan Fransız uçaklarını vururuz diye. Vururlar mı? Vururlar. Fransa bir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. NATO da onun için savaşa gir girmez şu an. Konjüktür müsait değil. Ruslar vurmaktan çekinmez. Karadeniz'de Fransız uçağının ne işi var? Soru bu. NATO konseptinde evet ama bir ülkenin sınırına gidiyorsun, istihbarat şeyleri yapıyorsun. Bunların kışkırtma olduğunu düşünüyorum. Yani şu şimdilik bir savaşa NATO'nun bir savaşa girmeye gireceğine dair tatbikatlar filan yapıyor ama bak en temel şey halk. Avrupa'da kimse savaşmak istemiyor. Bunun için manipüle edeceklerini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin yurt dışında çizmiş olduğu profile baktığımızda e, çok yüksek. Boyumuzdan büyük bu operasyonlar. Boyumuz derken hayalimizden, aklımızdan, genetiğimizden, tarihimizden demiyorum mevcut ekonomik şartlarımıza göre bunu bahsediyorum. Türkiye'nin içerisine baktığımızda enerjimiz seçime ayrılmış vaziyette. Seçimle şu an meşgul Türkiye'nin içi. Ama derin bir ekonomik kriz var. Ve Sayın Bakan diyor ki biz gri listeden çıkmaya az kaldı. Soru şu, niye girdik ki gri listeye biz? İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya her gün bakıyorum bugün yeni operasyon yapmış mı? Operasyon üstüne operasyon yapıyorum. Ya bu kadar suçlu ne ara oluştu? Uyudunuz mu efendim mübarekler? Yani. Ama güzel. Şimdi kri listeden çıkacağız diyor Sayın Mehmet Çimşek. Ne anlama geliyor bu? Benim gördüğüm bu yüzyılın en değerli markası Türk markası. Yani Türkiye, Türkler. Türk Devletleri Teşkilatı. Türk İslam Dünyası diye bahsettiğimiz dünya. Değerli arkadaşlar, şimdi sonlarda 2026'dan itibaren Amerikan doları düşecek diye bir kendi aralarında bir konuşma geçiyor ya yönlendirme, algı oluşturma. Amerika'da zaten e, birçok kişi bunu tartışıyor. Yani aydını, yazarı, çizeri, arka planlar, ana medyada da başladı. Amerika'nın önümüzdeki, Amerika Birleşik önümüzde Devletleri'nin dönemde doların rezerv para statüsünde bir sıkıntı olur mu? Şimdiye baktığımızda yok. Gayet iyi gidiyor. Ama aşınmaya başladı. Yani ülkeler kendi arasında yerel para birimine ticarete başladılar. Bir ikisini almış olduğu kararlar var. Dolayısıyla süreç başladı bir şekilde. Bu bir yerde bu e, doların ana rezerv statüsü bir yerde kopacak. Nerede kopar bu? Orta Doğu'da kopar ağırlıklı. Çünkü petrol, doğalgaz dolarla satılıyor. Uluslararası ham maddeler. Şimdi Türkiye Afrika'da, Çin Afrika'da, Rusya Afrika'da, Orta Doğu'da, herkes orada. Bu ülkeler zaman içerisinde toplanıp hep beraber hadi bakalım diye bir karar alabilir mi? Alabilir, niye almasın? Bu noktada yani herkes kendi yerel para bilimi veyahut da bulabilecekleri başka bir yöntemle ki Amerika ticaret yapabilirler mi? Başladı süreç zaten. Ee, bu mümkün. Bu da doların rezerv para statüsünün kalkması demek. Amerika'da çok ciddi bir e, problem demek. Çünkü gayri safili milli asılada doların rezerv para olmasının önemli bir payı var. Adam dolar basıyor sürekli. Zaten borç olmuş. 34 trilyon dolar. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz diyorlar. Eğer dolar rezerv parasitesini kaybederse, yani önemli ölçüde sıfıra çıkar demiyorum. Biraz daha kay şey kaybedip de ticaret dolar üzerinden değil de veyahut da rezervler dolar üzerinden değil de başka bir şeye yönelirse, şimdilik Çin yuanına yönelecek gibi görünmüyor. Rus suplesi zaten yok. Bizim liranın hali ortada. Avrupa Birliği Merkez Bankası zarar etmiş 2004'ten beri. Gene dolar görünüyor ortada. Ama Birleşmiş Milletler'in, şey, IMF'in, Dünya Ticaret Örgütü'nün, Çin'in, Türkiye'nin, Amerika Şirketleri'nin dahil merkez bankalarının bir dijital parası var. Bu gündeme geldiğinde olay değişir. Çünkü bunu bir birisin böyle bir şeyde dolar yaralar ama yere indirebileceğini zannetmiyorum. Ancak doların sahipleri doları yere indirir. Dijital parayla tam kontrolü geçelim şeklinde. Bu nedenle ABD Şirketleri'nin problemi kendi içinde. Amerika'nın kendi içinde. Dışarıdan şu an Çin Amerika işçilerine yapılacak bir şey yok. Mao'nun üstüne çok gittiklerinde Çin lideri eski. Mao diyor ki çok tepeme attırmayın. sınırlar açarım diyor. 100 milyon Çinli Amerika'ya doğru hareket eder. Xi Jinping de sınırları açıp 200 milyon kişi gönderiyorum. Alın bakayım size. Derdiğinde ortalık karışık. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette ki şu an öyle bir şey mümkün değil. Değerli arkadaşlar bizim ha bunu niye anlattım? Trump geldiğinde diyor ki biz Orta Doğu'da milyonlarca kişiyi öldürdük. Bugün açıklaması bu sürekli yapıyor. Dünyanın canlarması değiliz. Yeniden büyük Amerika. Kendi altyapı problemlerimizi çözeceğiz. Çok fazla köprülerimiz, yollarımız eskidi. Bizde hizmet sektörü, finans, teknoloji kaldı ama üretimi Çin'e vermiştik. Şimdi üretimi de geri çekeceğiz diyor. Yeniden sanayileşeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi, liberal değerlerden uzak. Joe Biden'da başladı zaten bilim çip yasası. Belli sektörleri finanse ediyorlar. Trump geldiğinde bu artacak. E, i̇stihdamı burada yapın. Ya bendensin ya Çin'densin diyerekten Amerika'nın içine odaklanacak. Peki soru şu. Afro-Avrasya'da madenler, kritik elementler, bunları çıkartan şirketler var. Bunlar Amerikan, Fransız, yok okumuyor. Küresel şirketler. Asla hiç kim sağlayacak? Hangi marka sağlayacak? Yani hangi ülke? Değerli arkadaşlar, bu nedenle Türk markası en değerli marka derken yatırım yapma açısından önümüzdeki dönem en değerli marka olacak. Size birkaç video önce şöyle demiştim. Kuzey Kore kendi mi silahlandı? Yani işte Rusya'ya vermiş olduğu füzede inceleme yapıyorlar. %75 Amerikan malı parçaların %16 Avrupa malı. İran'ın siyahlarını Ukrayna'da düşüyor. Rusya kullandığı için düşüyor. İnceliyorlar %82 Amerikan. Bu ulus üstünden okumuyorum. Küreselci şirketler. Bunu bir şekilde vermişler. Ee, sadece para olduğunda düşünmüyorum. Dolayısıyla mevcut dünya konjüktüründe Çin'le iş yapan, Çin'e karşı olan her iki tarafta Çin'i dengelemek için bir şeye ihtiyacı var. Yani Doğu Türkistan sınırından Tanzanya'ya kadar bölgede asayiş sadece bir güce ihtiyacı var. Yani küçük küçük ülkeler ki herkes kendi krallığının derdinde, şah, şehrini, şeyini işte, e, emirlerinin derdinde filan. Böyle bir operasyonel gücü olan, imparatorluk geçmişi olan Türkler var. Bu nedenle yatırım gelecek. Bunda bir şey görmüyorum. Yatırımın gelmesi için şu an gri listeden çıkmaya çalışıyor ya. Türkiye yalnız kaldı, battı, bitti filan buna katılmıyorum. Benim şeyim Türkiye büyüyecek, bundan hiç endişe yok. Mesele, Türklerle beraber mi büyüyecek? Yani bizim halkımızın durumu ne olacak? Yani genelde temerüte düştü, iflas etti, battı diye konuşuyor arkadaşlar bazıları. Teknik olanla, real olan birbirinden ayrıdır. Değerli arkadaşlar, dönen bir çark var şu an. E, sistem dönüyor. Dolayısıyla, Asayiş'in Afro-Avrasya'da sağlanmasında birinci derecede Türkiye'nin rol alacağını düşünüyorum. Bunun için de büyük yatırım alacağını düşünüyorum. Kazan kazan modeli bu. Şimdi siz fırıncıdan ekmek alıyorsunuz. E fırın şöyle bir cümle kurabilir miyim teknik olaraktan? Ya senin karnını fırıncı doyuruyor, sus diyebilir misin? Teknik olarak dersin. Ama gerçek o değil. Çünkü parasını veriyorsun, ekmeğini alıyorsun. Veyahut da fırıncıya sen bu adamı sevmiyorsun, ekmek satıyorsun diyebilir misin? Diyebilirsin teknik olaraktan. Uluslararası ilişkilerde de şartlar, zaman, coğrafya, konjüktür önemli. Türkiye'nin bulunduğu şu an Asya-Avrupa arasında, Afrika'daki denge arasında, tarihi açısından kritik önemde. Türk ordusu dünyada en hazır ordu birkaç ordudan biridir. PKK nedeniyle yıllardır operasyon yapıyoruz. İçeride, dışarıda, şimdi artık birçok farklı coğrafyada varız. Tecrübe kazanıyoruz. Bu nedenle dikkatle bakıyorum. Türk Devletler Teşkilatı'nın yer kurulmasında istihbarat anlaşmaları, ordan anlaşmaları önemli. Aynısını işte Somali'de, Cibuti'de, Libya'da, yarın Mısır'ı iner. Daha sonra bunlar bir entegre hale getirilebilir. Amerika ve eninde sonunda çekilecek. Yani Osmanlı gibi bunu baştan beri söylüyorum. Ee, Deniz piyadelerini çekecekler, üstlerini çekecekler. Zaten Trump'ın görüşüne baktığında böyledir. Büyük güç olma statüsünü kaybetmeyecek, batacak, bitecek demiyorum ben şu şartlarda. Çünkü genelde dikkat edin, halkı Müslüman olan ülkeler veya da halkı Hristiyan olan, fark etmeyin, Latin Amerika, küçük küçük ülkeler yönetim problemleri var ulus devletlerde bir araya entegre olamıyorlar, reorganize olamıyorlar. Bugün küçük devletler bir araya gelip hop desek e, sistemi değiştirirler dünyada. Gücü, tersi, gücü tersinden ele alırlar. E, ama gelemiyor. Bunun gelmemesinde birçok nedeni var. Eğitim var ama daha çok da bir yüzde diyelim hadi kendi akıl problemleri, organizasyon problemleri ama daha çok da batının e, istihbarat operasyonları kaynaklı birbirine düşünme, fitne, satılmışlık bilmem ne güçlü bir devlet yapısı kurulamıyor. Türkiye'nin yaptığı bu organizasyonda sonunda ortaya güçlü bir Türk güçlü bir yapı çıkar. Endişem şu ki bu yapıda biz Türkler nerede olacağız? Buna şöyle bir karar vereceğim. Ben kendi adıma sizlere söyleyeyim. Eğer dışarıda operasyon yapan akıl içeriye dönüp içeride bir reorganizasyona giderse tamam biz de bu işin içinde varız derim. Çünkü ne kadar yatırım geldiği önemli değil. İçerideki mevcut bürokrasi, siyasi, iş adamı ilişkisindeki mevcut şeyle bir şey yürümez. Ne kadar yatırım gelirse gelsin. Bunu ne söylüyorum? Liyakat, adalet, kulak yeme yetim malına el uzatma ve e, liyakat ve adalet en önemli şey şu an. E, dışarıda büyük operasyon yapan bir devlet aklımız var ama içeriye dönüp bu operasyonun daha fazlasını eğer içeride yapmazsa 100 yılda bir gelen fırsatı elimizden kaçırma ihtimalimiz yüksek. Yani önemli olan çok yere gitmek değil. Kalp Türkiye'dir. Kalpte sorun varsa nereye gittiğinin bir önemi yok. Yani ayakkabıların çok güzel olabilir. Efendim şapkan çok güzel, gözlüğün çok güzel ama kalbin ağrıyorsa bunların bir anlamı ifade etmez. Tüm bu bahsetmiş olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın da Afrika'ya kadar uzanan çizgide yeni kurulmaya çalışan entegrasyon mekanizmasında da kalbi Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk halkıdır. Dolayısıyla buraya yönelip yeniden güven test edici bir organizasyon gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ne olur? Yoksa şöyle olur değerli arkadaşlar, büyürsün edersin de bir tarafta gökdelenme, diğer tarafta gece konular. İstanbul'da 292 bin kişi mi, 250 bin, 52 bin kişi mi rakam tam aklımda değil, göç olmuş. Daha da artacak bu. Nasıl geçinecek? Ev kirası nasıl verecek? Bu şartlarda. Emeklinin hali ortada. Memurun hali ortada. Ee, şimdi e, bu yapılan operasyonlar gri listeden çıkma, CDC denen risk puanının aşağı doğru inmesi, yatırım yapılır seviyeye gelmesi ni Sayın Bakan ifade ediyor. Böyle giderlerse gelirler. Ondan ben endişe duymuyorum. Sonrası önemli. Yani Türkiye'nin bu nedenle bu yüzyılda Türkiye'nin devlet yönetim şeklinde organizasyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dışarıda ki akla baktığımızda büyük bir akıl var. Şimdi savunma sanayiinde düşünün. Yani tanıdığım arkadaşlar var. Gece gündüz hakikaten canla başla çalışıyorlar. Gün bugün. Bunun şeyi yok. Telafisi yok bir daha. Savunma sanayinde bizim kan, tarihi anlamda, şimdi motoru olmamış, biz yapmadık şu bir önemi yok arkadaşlar anlattık işte. Çin'deki silah sanayi Çinli mi Rusya'dakinin temeline baktığında Rus mu? Kuzey Kore'de Kuzey Kore mi? Siz dünyada küresel bir mekanizma var. Parçaları bulsan önemli değil. Bir yerden bir şekilde anlaşma yaparsın. Mesela bu konudaki ciddiyet. Ciddiyetle çalışıyor savunma sanayi ekibi. Bunu net görüyorum. İstihbarat ekibi ciddiyetle çalışıyor. Dönüp kendi içimizde bir reorganizasyon yaparsak bu yüzyıl Türk yüzyılı olur diye düşünüyorum. Diğer şekilde Türk milleti ciddi anlamda perişan olur. Ki bu millet bunu hak etmiyor. Evet ne diyoruz değerli arkadaşlar? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey bize sorulmaz. Ama biz insanlar yaşadığımız dönemde sorumluyuz. İyilerin, merhametlerin, vicdanların ve hak edenlerin yanında olalım. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.